Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Translate konusunda sorun yaşayanlar için e, Translate yapabilecek sitelerden bahsedeceğim. İlk, ilk sitemiz SYSTRAM Translate şeklinde. E, hemen bu kopyaladığım metni buraya yapıştırıyorum. Elimdeki metni. Buradan e, sağ tarafta Translate'ini hemen gerçekleştirdi. Fakat bunun e, bir ekstra özelliği var. Altta da e, iki farklı makine translate'ini gösteriyor size. Bunlara nasıl değişiklik yaptığını gösteriyor. Bunlara bakarak da siz de e, translate yaparken işinizi kolaylaştırabilirsiniz arkadaşlar. İkinci e, translate uygulamamız Dodge Translator şeklinde. E, burada da direkt Word dosyanızı veya PDF dosyanızı, PDF dosyanızı çevirmeye imkan da sağlıyor size. E, dosyayı seçtikten sonra buradan alt kısımda zaten dili seçtik buradan hemen Türkçe'yi seçiyoruz direkt dosyanızı tamamen çevirme işlemi yapıyor Google Translate tabanlı bir uygulama bunu da belirtmek isterim ben size burada hemen Translate dedikten sonra burada Translate işlemi gerçekleştiriliyor diyor ardından Translate işlemi gerçekleştikten sonra Translate edilmiş belgenizi indirebilirsiniz diyor. Tıklayıp açtığınız zaman da Gördüğünüz gibi tüm çalışmanızı Translate yapmış oluyor. Burada örnekler sunuyorum fakat dediğim gibi her zaman için sizin Translate yapmanız Kendi Translate'inizi kendiniz yapmanız gerekli. Bunlar sadece size fikir vermek amaçlı arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Translatesonline.com adresi var. Bu adresten de hemen bir translate işlemi alalım. Burada hemen bu çalışma 1996-2005 dönemi için küresel mahsul üretiminin yeşil, mavi ve gri su ayak izini mekansal olarak açık bir şekilde ölçtürür. Değerlendirme küreseldir ve 5'te 5'e dakikalık bir şebeke birazcık bozuk çevirebiliyor çünkü bir makine çevirisi bunlar. Bir diğer çeviriye bakalım. Babylon sitesi var. Bu Babylon sitesinden hemen çeviri yapalım. Gene metnimizi buraya yapıştırdım. Ardından translate dedim. Tabii translate deyince burada indirme şeyi çıktı. Gene burada da bu çalışma dönemi için mekansal olarak açık bir şekilde ölçtürür. Küres değerlendirme küreseldir ve 5'te 5'i yay bir dakikalık şebekede bir yaklaşım benimsenerek daha önceki araştırmalara göre iyileşir. Gene bu biraz daha iyi diğerlerine göre. Bir de Prom 1 şeklinde bir site var. Bu sitelerin tüm linklerini videonun altına bırakacağım arkadaşlar. Siz de oradan kendi çevrelerinizi yapmak için kullanabilirsiniz bu siteleri. Bu çalışma küresel mahsul üretiminin yeşil, mavi, gri ve su erkezini 1996-2005 dönemi için mekansız olarak açık bir şekilde ölçmektedir. Sanırım e, ilk 4 çeviri uygulamasına göre en iyi çeviri işlemini prom e, one şekl, e, prom dot şeklindeki site e, yaptı. Siz de bu siteyi kullanarak e, çevirilerinize yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.